Dördüncü sohbet tevbe. Bu konuşma hicretin 545. yılında Şevval ayının 10. günü pazar sabahı dergâhta yapılmıştır. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyururlar: kime ki hayırlı bir kapı açılırsa onu ganimet bilsin. Zira o kendisine bu kapının ne zaman kapanacağını bilemez. Ey ahali! Hayat kapısı açık bulunduğu müddetçe onu ganimet bilin. Hayatta oldukça onu değerlendirin. Zira yakında o kapı size kapanacak, ömürleriniz tamamlanacak, hayatınız sona erecektir. Hayırlar işlemeye kadir olduğunuz müddetçe onları işlemeyi ganimet bilin. Tevbe kapısı açık iken bu kapıyı ganimet bilin ve oradan girin. Dua kapısı açık iken onu ganimet bilin ve ihlaslı yakarışlarla Allah'a dua edin. Salih mümin kardeşlerinizin sıkıntılı anlarını ganimet bilin. Böyle anlarda sırf Allah rızası için onların yardımına koşun. Ey ahali! Allah ile aranızdaki bozduğunuz ahitleri tekrar bina ediniz. Günahlarla kirletmiş olduğunuz ruhunuzu temizleyiniz. İfsad ettiklerinizi ıslah ediniz. Tasalandırıp kararttıklarınıza safa veriniz. Aldıklarınızı geri veriniz. Kaçışı bırakınız, aziz ve celil olan Mevla'nıza dönünüz. Ey oğul! Bu alemde yalnız izzet ve celal sahibi Allah vardır. Eğer Allah ile birlikte olursan işte bu takdirde sen onun kulusun. Yok, eğer Allah ile birlikte değil de İnsanlarla ve mahlukatla birlikte olursan, bu takdirde sen onların kulusun. Kalbi olarak uçsuz bucaksız sahraları ve ıssız diyarları geçmedikçe ve özünle hepsini geride bırakmadıkça, senin lehinde söylenecek bir söz yok. Görmüyor musun ki aziz ve celil olan Allah'ı arayan kişi ondan başka her şeyi terk ediyor, hepsini geride bırakıyor. Zira katiyetle biliyor ve inanıyor ki istisnasız bütün fani varlıklar izzet ve celal sahibi Allah ile kendi arasında birer perdedir. Hangisi ile birlikte olur ve hangisine bağlanırsa Allah ile arasını perdeleyecektir. Ey oğul! Güzel ameller işlemekte tembellik etme. Zira tembellik edenler ebediyen mahrum kalırlar. Bu arada daimi bir nedamet, pişmanlık da peşlerini bırakmaz. Amellerini güzel yap. Unutma ki izzet ve celal sahibi Allah hem dünya hayatı ile hem de ahiret hayatı ile sana karşı cömertlik etmiş, ikramda bulunmuştur. Allah ona rahmet eylesin. Ebu Muhammed Ücma şöyle dua ederdi: Allah'ım, bizi güzel ameller işleyen salih kişiler, iyi kişiler eyle. İnsanlarla hoş geçinmek ve şeriatın hudutlarını ve rızasını aşmamak şartıyla onlara muvafakat etmek iyidir, mübarektir. Fakat bu muvafakat ve hoş geçinme, eğer şeriatın hudutlarını aşarak ve rızasını çiğneyerek olursa o zaman iyi değildir, mübarek değildir. Şeriat hudutlarının çiğnendiği bir yerde insanların hiçbir şerefi yoktur.
binaenaleyh şeriat hudutlarının çiğnenme pahasına, diğer insanlara muvafakat etmek ve onlarla hoş geçinmek kişiye hiçbir şeref kazandırmaz. Allah dostları katında ibadet ve taatlerin kabul veya reddinin alametleri vardır. İbadetlerin kabul edildiği veya reddolunduğu bu alametlerden anlaşılır. Ey oğul, dua ipini uzat, Allah'ın rızasına dön. Kalbin itiraz ettiği halde dilinle dua eder duruma düşme. Dilinle yaptığın duaya kalbin de inansın ve iştirak etsin. İnsanoğlu hayır veya şer, dünyada her ne ki işlediyse, kıyamet günü hepsini hatırlayacaktır. Ne var ki orada nedamet, pişmanlık fayda vermez. Dünyadaki yaptıklarını hatırlamak fayda vermez. Esas olan günün ölümden önce hatırlanmasındadır. Hasat mevsiminde bir kısım insanlar mahsullerini kaldırırken ekim, dikim ve tohum atmayı hatırlamak fayda vermez. Esas olan ekim, dikim ve tohum atmayı ekim mevsiminde hatırlayıp ekmek ve dikmektir. Ancak bu takdirde hasat mevsiminde mahsul elde edilebilir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyururlar: dünya ahiretin ekin tarlasıdır. Kim orada hayır ekerse ahirette sevinç, sürur biçer. Kim de orada şer ekerse ahirette nedamet, pişmanlık biçer. Ölüm geldiği an uyanırsın. Fakat bu an artık uyanmanın fayda vermeyeceği bir andır. Allah'ım, bizi senden gafil olanların ve seni tanımayanların uykusundan uyandır. Amin. Ey oğul, şerir kişilerle arkadaşlık etmen, hayırlı kişiler hakkında seni suizanına düşürür. Hep şerli kişilerle beraber oldukça, hayırlı ve salih kişiler seni de şerli bir kişi olarak görürler. Ayrıca sen de kendileriyle arkadaşlık etmiş olduğun şerir kişilerin tesiriyle salih ve hayırlı kişiler hakkında suizana düşebilirsin. Bu bakımdan şerirlerle düşüp kalkma. Daima izzet ve celal sahibi Allah'ın kitabının gölgesinde yürü. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinin gölgesinde yürü. İşte bu takdirde mutlaka kurtuluşa erersin. Ey ahali! İzzet ve celal sahibi Allah'tan hakkıyla haya edin. Gafil olmayın. Ömürleriniz geçiyor, zamanınız tükeniyor. Yiyemeyeceğiniz, yemeğe ömrünüzün yetmeyeceği, mal, mülk ve servet toplamakla meşgulsünüz. Elde edemeyeceğiniz, ulaşamayacağınız şeyleri emel edinmekle meşgulsünüz. İçinde oturamayacağınız binalar yapmakla meşgulsünüz. Bütün bunlar İzzet ve Celal sahibi Rabbinizin huzurundan sizi alıkoyuyor. İzzet ve Celal sahibi Allah'ın zikri ariflerin kalbinde yer tutar. Bu zikir onların kalbini tamamen ihata eder ve zikrullahın dışında her şeyi unutturur. Onun içindir ki ariflerin kalbinde zikrullah'tan başka hiçbir şeye yer yoktur. İşte bu hal tamamlanınca içine girilmiş olan halet cennetin ta kendisidir. Yani bu hale eren arifler artık cenneti bulmuşlar ve oraya dahil olmuşlar demektir. Yalnız bu cennet iki çeşittir. Bunlardan biri hemen bu dünyada kavuşulan cennettir. Diğeri de daha ileride vaat olunan cennettir. Hemen bu dünyada kavuşulan cennet şunlardan ibarettir. 1. Allah'ın hükmüne razı olmak. 2. Kalbin izzet ve celal sahibi Allah'a yakın olması ve ona münacatta bulunması. 3.
Allah ile arasındaki perdenin kaldırılmış olması. İşte bu vasıflardaki bir kalbin sahibi, teşbihsiz ve keyfiyetsiz olarak, halvet halinde ve bütün diğer hallerinde daima Allah ile beraber olur. Bu beraberlik gerçekten teşbihsiz ve keyfiyetsizdir. Zira onun Allah'ın benzeri olmak şöyle dursun, benzeri gibi bile yoktur. Allah hakkıyla işiten, kemaliyle görendir. Şura suresi 11. ayet meali. Daha ileride vaad olunan cennet ise, İzzet ve Celal sahibi Allah'ın müminlere vaad ettikleri ile yine müminlerin perdesiz olarak Allah'ın cemalini görmeleridir. Hiç şüphe yok ki bütün hayırlar Allah'ın katındadır. Şer ise ondan başkasının katındadır. Hayır Allah'a yönelmekte, ona teveccüh etmektedir. Şer ise Allah'a yüz çevirmektedir. Kendisine karşılık beklediğin her amel sana aittir. İzzet ve Celal sahibi Allah'ın rızası için işlediğin ameller ise Allah'a aittir. Allah'a yaraşan amellerdir. İşlediğin hayırlı bir amele karşılık ister ve beklersen, bu takdirde mükafatın yani amelinin karşılığı fani, geçici şeylerdir. Ameline karşılık fani bir mükafat almış olursun. Amellerini sırf Allah rızası için yaptığın takdirde ise karşılığı şunlardır: Allah'a yakınlık, Allah'ın cemalini seyretmek. Amellerine hemen karşılık isteme. Dünyanın hangi metaı Allah'ın cemalinin dengi olabilir? Ahiretin hangi metaı Allah'ın cemalinin dengi olabilir? Allah'tan başka hangi şey Allah'ın dengi olabilir? O halde amellerin için hemen bu dünyada dünyevi şeyler talep etme. Amellerine mükafat olarak Allah'a yakınlık ve yine Allah'ın cemalini seyretme nimeti durup dururken neden fani geçici dünyevi şeylere talip olasın? Onları sırf Allah rızası için işlemek varken niçin basit, süfli şeyler için işleyesin? Sen nimete değil, nimeti verene talip ol. Evden önce komşu ara. Ev edinmeye değil, komşu edinmeye bak. Allah her şeyden önce mevcut idi. Her şeyi yaratan ve var eden O'dur. Her şey yok olduktan ve varlık sahnesinden kalktıktan sonra Allah yine baki kalacak, mevcut olacaktır. Sen ölümü hatırlamalı, felaket ve musibetlere karşı sabırlı ve metin olmalı, her halükarda Allah'a tevekkül etmelisin. Bu üç haslete tamamen sahip olduğun zaman sana tasarruf salahiyeti verilir. Bu salahiyetle birçok şeyleri yapmaya muktedir olabilirsin. Mesela A. Ölümü hatırlamakla zahitliğin artar. Sıhhat bulur ve kemal erersin. B. Sabır ve metanetle İzzet ve Celal sahibi Rabbinden istediklerini elde edebilirsin. C. Tevekkülle kalbinden masivayı atabilir ve İzzet ve Celal sahibi Rabbine bağlanabilirsin. Ayrıca gerek dünya ve dünyevi emeller, gerek ahiret ve uhrevi düşünce ve emeller, gerekse masivadan yani Allah'tan başka her şey senden uzaklaşır. Üzerine her taraftan rahat yağar, huzur yağar, hıfz ve himaye yağar.
aziz ve celil olan Rabbin dört bir yandan seni muhafaza eder, korur. Mahlukatın hiçbiri için sana yol kalmaz. Hiçbir fani sana en ufak bir zarar veremez. Allah sana zarar gelecek, bütün yolları tıkar, kapıları kapatır. Artık sen haklarında Allah'ın şeytana hitaben şöyle buyurduğu kişilerden olursun: benim kullarımın üzerinde senin hiçbir tasallutun yoktur. Hicr suresi 42. ayet. Amellerinde diğer insanlara asla gösteriş yapmayan muhlis muvahhidler üzerinde iblisin nasıl tasallutu olabilir ki? Allah yolunun bidayeti hep sükuttur. Konuşma bu yolun nihayetindedir. Bu yolun bidayetinin tamamı sükuttur. Nihayetinin tamamı ise nutuktur. İhlaslı kişinin mülkü kalbinde, sultanı sırrındadır. Zahire ise itibar yoktur. Allah dostları arasında zahir ve batın sultanlığını bir arada bulunduranlar pek nadirdir. Sen de kendi halini hep gizli tut. Ta ki kemale erinceye ve kalbin izzet ve celal sahibi Rabbine kavuşuncaya kadar. Kemale erip Rabbine vasıl olduğun vakit ise artık aldırma. Ötekinin, berikinin dedikodusuna kulak asma. Ne diye aldırasın ki? Artık seyir yolundaki durumunu kuvvetlendirdin ve kendi mevkiine oturdun. Bütün muhafızların seni korumak için etrafını çevirdi. Senin nazarında diğer insanlar yere dikilmiş birer çomak, birer ağaç durumuna düştüler. Yine senin katında onların methi de, zemmi de, sana teveccühleri de, senden yüz çevirmeleri de bir oldu. Sen onların hem yapanı hem de yıkanı olursun. Yaratanlarının izniyle onlar üzerinde tasarrufta bulunursun. Allah onları birbirinden ayırma salahiyetini de, birbirlerine bağlama salahiyetini de sana verir. Tasarruf mührünü senin kalp eline tevdi eder. Hidayet kılavuzunu da özünün eline verir. Bu anlatılanlar hakikaten tahakkuk etmedikçe asla konuşmak yoktur. Son safhaya gelindiği takdirde ancak konuşulabilir. Aksi halde sakın konuşma, akıllı ol. Bütün mevzinleri katletmeden heveslenme. Sen bir körsün. Hakikatleri göremezsin. Kendini yedecek birisini ara, ta ki seni elinden tutup götürsün. Sen bir cahilsin. Hakikatleri bilemezsin. Sana hakikatleri öğretecek birini ara, bul. Bu vasıflarda birisini bulduğun an ise hemen ona sarılır. Onun sözlerini, görüşlerini kabul et. Onun kılavuzluğunda ana yola çık. Ana yola varınca orada otur. Ta ki senin Allah'a giden bu yolu tanımışlığın tahakkuk etsin. İşte artık bu andan itibaren dalalete düşen ve yolunu şaşıran herkes sana sığınır. Ayrıca bütün fakirlerle yoksulların da sığınağı olur. İzzet ve celal sahibi Allah'ın sırrını muhafaza etmek ve insanlarla güzel geçinip onlara güzel ahlak ile muamele etmekte yiğitlik, çelebilik, sehavet cümlesindendir. Acaba sen Allah'tan başka her şeyden geçip yalnız ve sadece Allah'ı ve onun rızasını arama hasretinin hangi noktasında ve hangi merhalesindesin? İnsanların çoğunun bütün tasası dünyadır. Dünyevi işlerdir. Bir kısmının tasası da ahirettir. Uhrevi endişelerdir. Allah dostlarının bütün tasa ve düşünceleri ise onun rızası, onun cemalidir. İzzet ve celal sahibi Allah'ın
şu kavlini işitmedin mi ki? Niye buyuruyor? İçinizden kimi dünyayı istiyor, yine içinizden kimi de ahireti istiyor. Ali İmran Suresi 152. ayeti kerime meali. Bir başka yerde ise şöyle buyuruyor. Sırf onun, Allah'ın cemalini dileyerek. Kehf Suresi 28. ayet. Eğer bahtın yar olursa, gayret eli gelir ve seni izzet ve celal sahibi, hakkın haricinde her şeyin elinden ve tasallutundan kurtararak alır ve Allah'ın kapısına götürür. İşte bu noktada ve bu halde nusret, hakimiyet ve dostluk hak olan Allah'ındır. Senin için bu haller tamamlanınca hem dünya hem de ahiret sana yardımcı olarak gelirler. Hem de herhangi bir zarar, herhangi bir meşakkat mevzubahis olmaksızın. Gözlerini izzet ve celal sahibi Hakk'ın kapısına dik. Onun kapısının önünde sabit dur. Orada sabit kaldığın zaman senin için bazı şeyler zuhura gelecek. Kalbine bir şeyler doğacaktır. Kalbine doğacak bu dürtüler şunlardan gelir. A. Nefsten. B. Hevadan. C. Kalpten. D. İblisten. E. Melekten. Fakat sen artık kemale ermiş olduğun için kalbine gelen bu dürtülerin mahiyeti hemen sana bildirilir. Eğer kalbine gelen şey hak ise denir ki bu hak bir hatıradır. Eğer kalbine gelen dürtü batıl ise denilir ki bu batıl bir hatıradır. Hak veya batıl hatıraların her birini daha önceden öğrenmiş olduğun emare ve alametlerinden tanırsın. Bu dereceye eriştiğin zaman İzzet ve Celal sahibi Hak'tan sana bir ilham gelir. İşte seni bu ilham terbiye eder, edep sahibi yapar. Bu ilham bir yerde tutar, bu ilham kaldırır, bu ilham oturtur, bu ilham hareket ettirir, bu ilham durdurur. Yine sana bu ilham emreder, bir şeyden bu ilham nehyeder. Ey ahali! Ne ziyadeyi talep edin, ne de noksanı. Ne öne geçmeyi talep edin, ne de geride kalmayı. Zira kaderi ilahi sizin her birinizi başlı başına ihata etmiş, kuşatmıştır. Sizden hiçbir fert yoktur ki mutlaka ona mahsus bir kitap ve bir tarih bulunmasın. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyururlar. Rabbiniz yaratma, rızık ve ecel işini bitirdi. Kalemi ilahi olacak şeyleri yazdı, kurudu ve durdu. Allah her şeyden fari olmuştur. Hüküm ve takdiratı geride kalmış olacak şeyler için geçmişte hükmünün tamamını vermiştir. Günü gelince geçmişteki hükme uygun olarak her hadise vuku bulur. Ne var ki her hüküm, emir, nehi ve ilzam ile setredilmiştir. O halde geçmişteki durumu mevzu bahis ederek hüküm üzerine hüccet getirmek hiçbir fert için mümkün değildir. Bilakis her bir kulun şöyle demesi gerekir. Allah yaptığından mesul değildir. İnsanlar ise yaptıklarından mesuldürler. Enbiya Suresi 23. ayet-i kerime. Ey ahali! Zahiri bedeni amellerinizi eda ediniz. Yerine geçiriniz. Siyah ile beyaz üzerine amel ediniz. Zahiri bedeni amellerinizi yerine getiriniz ki bu sizi batın ile de amel etmeye sevk etsin. Kişinin zahiri bedeni amelleri siyah ile ameldir.
Kişinin zahiri bedeni amelleri siyah ile ameldir. Ruhi, kalbi, batini amelleri ise beyaz ile amel demektir. Zahiri bedeni amelleri yerine getirmek seni batını anlamaya götürür. İlk anlayan özündür. Sonra kalbin ruhuna uzanır, bunu ruhuna götürür. Ruhun da lisanına açılır, lisanına verir. Lisanın ise diğer insanlara açılır, onlara anlatır. Lisan, dil, bu işi sırf insanların faydası, maslahatı ve iyiliği için yapar. Eğer izzet ve celal sahibi Allah'ın emirlerine muvafakat eder ve onu seversen ne mutlu sana. Fakat yazık ki sen Allah sevgisinin sadece kuru iddiacısı oldun. Bilmez misin ki Allah sevgisinin bazı şartları vardır. Bunların başlıcaları şunlardır. A. Gerek kendinle alakalı hususlarda, gerekse başkalarıyla alakalı hususlarda Allah'ın emirlerine uymak. B. Allah'tan başka hiçbir şey ile huzur ve sükunet bulmamak. C. Yalnız ve ancak Allah ile ülfet ve ünsiyette bulunmak. D. Allah ile birlikte olmaktan sıkıntı ve ürküntü duymamak. Kulun kalbinde Allah sevgisi yer edince o kişi Allah ile ünsiyet peyda eder ve onunla birlikte olmaktan kendisini meşgul eden her şeye öfkelenir. Sen, ey Müslüman, o yalancı iddiandan vazgeç, tevbe et. Allah sevgisi öyle bir şeydir ki bir köşeye çekilmekle, kuru temennilerle, yalan dolanla, İkiyüzlülükle, yapmacık hal ve hareketlerle elde edilemez. Tevbe et. Allah yoluna uymayan fiil ve hareketlerinden vazgeç. Aynı zamanda tevbende de sebat et. Mesele sadece tevbe etmek değildir. Sadece tevbe etmiş olmak işi halletmez. Tevbene sebat etmen de lazımdır. Asıl mesele de bu noktadadır. Nitekim ağaç dikme meselesinde de esas olan ağacı dikmek değildir. Ağacı dikmekle mesele bitmiş olamaz. Asıl mesele dikilen ağacı büyütmek, meyve verir hale getirmek ve daimi güzel meyve vermesini sağlamaktır. Gerek yokluk, kıtlık anlarında, gerek varlık, zenginlik anlarında, gerek fakirlik, yoksulluk anlarında, gerek hastalık, sıhhatlilik anlarında, gerek hayır şer anlarında ve gerekse mazhariyet, mahrumiyet anlarında Allah'ın emirlerine muvafakat ediniz, uyunuz. Ben sizin için izzet ve celal sahibi Allah'a teslimiyetten başka bir çare göremiyorum. Hakkınızda bir şeye hükmettiği zaman Allah'tan ürkmeyin. Onunla aranızdaki ünsiyete halel getirmeyin. O hüküm üzerine onunla çekişmeyin. Allah'ın hakkınızdaki takdir ve hükümleri sebebiyle onu başkalarına şikayet etmeyin. Başınıza gelenleri ötekine, berekine söyleyerek Allah'ı onlara şikayet eder duruma düşmeyin. Zira hiç şüphe yok ki böyle bir hareket size daha çok belalar getirir. Siz Allah'ın mülkünde ondan şikayetçi olmayın. Bilakis sakin, sessiz, gösterişsiz ve mütevazi olarak onun huzurunda durun ve sizin için neler takdir ettiğini ve neler yapacağını sabırla bekleyin. Şerleri hayra tebdil etmesine sevinin. İşte siz Allah'a karşı bu şekilde davranırsanız hiç şüphe yok ki o sizin korkularınızı, endişelerinizi, yalnızlıklarınızı ülfet ve ünsiyete, sevince, neşeye çevirir. Allah ile birlikte olmaktan zevk duyarsınız, mesrur olursunuz. Allah'ım, bize senin yakınlığını, beraberliğini ihsan et ve bize dünyada iyilik ver, ahirette de iyilik ver. Bizi
cehennem ateşinden kovdu.